Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Bimmerfest'in yapılacağı bölgedeyim ben. Pazar günü tekrardan geleceğiz buraya. Fakat bugün bir haberlere çıkma durumumuz söz konusu. Aynı zamanda piste de çıkabiliriz. Bilmem ya, piste çıktığımızda tabii ki çok fazla hızlı sürmeyeceğiz ama hani piste de çekecekler bizi. Onun dışında şu an arkamda BMW'nin yarış arabalarını görüyorsunuz. Şöyle göstereceğim şimdi hepsini size. Bu muhtemelen 2 serisi. Şimdi yok bir dakika. Evet, M2 serisi. Şöyle içini göstereyim arkadaşlar size. Bu muhtemelen safety car olabilir. Onun dışında burada benim arabanın daha döşlüsü var. Bu çok güzel arkadaşlar. Bu az önce bir marş yaptı. Burada bir E46'mız mevcut. Severiz. Burada bunu bilmiyorum ya. Bunun şimdi arkasına geçeceğim de öğreneceğim. Direksiyonuna bakın, ortada. Çok ilginç. Bunlar da şoförleri. Bakayım şimdi bu neymiş bu? McLaren'miş ya. Nasıl tanımadık anlamadım. Evet. Çok güzel arabalar var. Gerçekten harika arabalar var. Şimdi şöyle başlayacağım. Milletin etrafında yürüyeceğim. Burada bir tane E60 M5 var. Çok güzel. Rengi benim arabanın renginde. Bazı arkadaşlar benim arabamı tanıtmamı istemiş. Arkadaşlar benim araba 2004 model Z4. 2.5 motor var. 198 beygir. Teker verisi belki birazcık daha tabii ki düşük çıkacaktır. Onun dışında içini dışını detaylı video yapacağım ben sizde. Fakat şu an şöyle sizlere E60 M5 ile birazcık baş başa bırakayım. Burada bir tane E30'umuz mevcut. E92, E46 M3. Burada tekrardan bir E92 335 mevcut. Bu, evet, bu E34. Arkadaşlar bu, şöyle arkasına geçeceğim, bakacağım şimdi. Oo, bir tane ne geldi? Bu da çok güzel. Bakın arkadan geçiyor. Tabi. Ne kadar da güzel, vites düşürdü. Evet. Burada Z4'ler var. Şöyle E34'ü inceliyoruz. Arkadaşlar bu E34 olmuş. Şu arkadaşa bakalım. Sık sık sık. Sık. Kendisi F80 M3. Geliyor. Evet, şimdi o arkadaşın yanına doğru ilerliyorum. E46'ymış da tertemizmiş ha. Vallahi. Bir tane musak da alsak. Bir dakika, bu E39. Sesi aldınız mı? Sesi aldınız değil mi? Çok güzel. İlerliyorum. Bir tane air sesi duydum ben. Şöyle F80'i de göstereyim sizlere. Çok güzel yapmış adam. Gerçekten harika olmuş. Bayıldım. Thank you. Nice ride, man. Right, thanks, man. Ben bu tarz şeyleri çok fazla sevmem ama bakışı gerçekten çok farklı olmuş, çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Şöyle devam ediyorum size göstermeye. Ben bu tarz kanatlara karşıyım arkadaşlar. Şöyle F80'imiz. Egzozlara bakarsak kafam büyüklüğünde gerçekten başarılı. Tamam. Bu tekrardan E60 M5'imiz mevcut. Çok seviyorum kendisini gerçekten. Ama benim için E39 M5 bambaşka şahsen. Ay ay. Şimdi habercilerin yanına doğru ilerliyorum. Bu arada burası pist. Böyle Türkiye'deki şey gibi, İstanbul'daki neydi orası? Kurtköy. Oradaki pist gibi şey. Burada böyle, Türkiye'de olsa burada öyle dönenler olurdu şimdi. Acılar.
Burada E92 M3 var arkadaşlar. E92 M3 gerçekten çok seviyorum. Yani ya bu arabalar bambaşka, çok özel. Özellikle E92, biliyorsunuz BMW E92, E93 serisinden sonra atmosferik motor yapmayı bıraktı. Artık atmosferik motor yapmıyor. Turbo'ya geçtiler artık. Biliyorsunuz E92, E93 arkadaşlar artık üretilmiyor atmosferik olarak. Yani tabii ki kasa değişti. E92'den falan sonra F30'a, F80'e, F82'ye falan geçtiler. Ondan sonra öyle olduğu için şu an o arabalar çok değerli aslında. Atmosferik olarak V8 sadece ve son olarak üretildi. Bu bizim BÜMERFEST kataloğumuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Haberlere çıkacağız demiştim. Şöyle gösteriyorum. Burada 2-3 tane E39, E36 falan var. Bunlar çöp. Hiç güzel değil. Şu bizim muhabir Bayan. Böyle. Görüyorsunuz. Güzel vakit geçiriyoruz. Tekrardan merhaba. Bir arkadaşımız arabamı tanıtmamı istedi. Birisi daha vardı. O da dedi ki araba alanlar genellikle mağdur oluyor. Bunun sebebi nedir? Ben arabamı göstereceğim sizlere. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Arabam bu şekilde. Bahsettiğim gibi 2004 model. 2,5 motor var üzerinde. Z4. Ben 8.900 dolar aldım bu arabayı. Birçok Z4'ü bu fiyatlar alabilirsiniz. Onun dışında arabanın üzerinde M54 motor var. Fabrika çıkışı değerler 198 beygir olarak gözüküyor. Fakat tabii ki teker değerleri daha farklı olacaktır. Daha düşük çıkacaktır. Muhtemelen 170-180 arası bir şey verecektir. Dyno'ya çıksa o şekilde verir. Arabamın içi bu şekilde. Arabanın içini göstereyim. Şu şekilde manuel aracım. Ben teybi değiştirdim arabada. Vites topuzunu M olarak yaptım. Daha kısa, daha hoşuma gidiyor o şekilde. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi teyp değişti. Çok daha güzel ses veriyor şu anda kolonlarım. Onun dışında arabanın üstü otomatik değil, manuel. Bu benim kendi tercihimdi. Daha güzel. Çünkü problem yaşamıyorsunuz. Bir öteki şey, bir arkadaşım sormuştu dediğim gibi az önce araba alanlar niçin mağdur oluyor? Arkadaşlar araba alanlar burada birincisi araba bakmayı bilmiyorlar. İkincisi araba bakmaktan dediğim gibi anlamıyorlar. İkincisi araca eksper yapan yerler var. O yerlere para vermek istemiyorlar. Para vermek istemedikleri için daha sonra büyük problemlerle karşılaşabiliyorlar. Aslında çok basit. Şu tarzda bir OBD alıyorsunuz. Amazon'da 19 dolar kendisi. Bunu Wi-Fi ile telefonunuza bağlanıp daha sonra şey yapıyorsunuz. Application ile bağlanıyorsunuz tekrardan OBD'ye. Eğer silinmiş veya silinmemiş herhangi bir kod varsa veya kod varsa arabada bunların hepsini size söylüyor. Onun dışında kaputu kaldırıp motora bakabilirsiniz. Araba aldığınız zaman yağını tamamen değiştirin, yeni yağ koyun. Hem kilometrenizi bilirsiniz, hem de M4 geldi bu arada, hem de şey yaparsınız arkadaşlar. Öteki adam nasıl yağ koydu onu bilmiyorsunuz. O yüzden iyi olur sizler için. M4'ü de göstereyim size bu arada, ben çok beğendim. Why don't we do the same guys who are doing this for the A-Block?
Or who hasn't gone yet? Who hasn't gone yet? Who hasn't autocrossed? M4 GTS arkadaşlar. GTS. M4 GTS arkadaşlar. Arkadaşlar şu an M2'yi getirdiler buraya. Gerçekten çok tatlı alet. Onu gibi paylaşacağım sizlerle ama muhteşem bir şey ya. Gerçekten harika güzel bir şey. Şöyle hemen göstereyim size. Egzozları görüyorsunuz hep karbon. Difüzör karbon vesaire. Çok güzel ya. Şu detayı ben çok sevdim. Stoplardan böyle gelen M logosu gerçekten çok tatlı durmuş bence. Ben çok beğendim. Jantlar şu şekilde. Muhtemelen 19, evet 19 jantlar. Şöyle M2'yi gösterelim. Çok iyi ya, ben gerçekten çok beğendim. Şu şekilde. Çok güzel ya. Gerçekten. Bu da M235 arkadaşlar. Bu M2. Bu M235. M2, M235. Z4, E46, McLaren. Bunları az önce tanıttım. Ya bu Z4'ün içini göstereyim hakikaten. Çok iyi ya. Çok güzel içi var bunun da. Görüyorsunuz. Merhaba. Bimmerfest bugün başlamadı. Bimmerfest yarın başlıyor. O karışıklığı önce söyleyeyim. Yarın ve pazar günü devam edecek. Ben Bimmerfest'te bugün haberlere çıktık. Onu zaten söylemiştim. Bugün ön protokol gibi bir şey vardı. Yarın ve pazar günü de devam edecek Bimmerfest. Bugün ne anlatıyordum? Bugün arabamı sizlere gösterdim. Umarım yanlış anlamazsınız çünkü bu soru olarak geldi bana. Onun dışında arkadaşlar ne var? Araba alanlar niçin sürekli mağdur oluyorlar tarzında bir soru vardı. Onu anlatıyordum. M4 GTS geldi. O yüzden bir şey yapamadık. Devam edemedim anlatmaya. Dediğim gibi bahsettiğim OBD var. OBD'yi alıyorsunuz. Bağlıyorsunuz arkadaşlar arabanıza. Daha sonra telefonunuza bağlıyorsunuz. Silinmiş veya var olan kodları görebiliyorsunuz. OBD gerçekten çok iyi. OBD bendeyken 19 dolara aldım ben onu Amazon'dan. Onu aldıktan sonra arabam aşağı yukarı 3 tane falan kod verdi. Neydi o kodlar? Benzinle havayı tam olarak karıştırmıyordu işte. Yok, benzini daha çok alıyordu, havayı az alıyordu, havayı çok alıyordu, benzini az alıyordu. Arabada bütün throttle'a kadar bütün hortumları söktüm. Bir hortum bulamadım. Yırtık vesaire olan, kaçak yapabilecek. Ondan sonra MAF sensörünü kontrol ettim. MAF sensörünü temizledim. Dolayısıyla gitti o problem. Onun dışında ben arabama çok büyük masraflar ettim mi? Ben arabama çok büyük bir masraf etmedim. Şu ana kadar değiştirdiğim arabanın sadece yağları oldu işte. Ne şanzıman yağı, motor yağı değiştirdim. Ben aşağı yukarı her 4000-4500 mil arası yağ değiştirmeye çalışıyorum. O tarzda seviyorum çünkü daha iyi olduğuna inanıyorum. Çünkü belli bir kilometreden sonra yağ özelliğini kaybediyor ve motora zarar vermeye başlıyor. Onun dışında arkadaşlar niçin burada Amerikalılar çok fazla arabalarına dikkat etmiyorlar.
Dolayısıyla arabayı aldıktan sonra alırken benim söylediklerimi yapmayan arkadaşlar problem yaşayabiliyor. Atıyorum OBD'yi bağlamıyorlar, aman ne olacak diyorlar. Fakat arabanın ciddi bir yerinde arıza verilmiş oluyor. Siliyorlar. Dolayısıyla o arızayı görmüyorlar. Aldıktan sonra yüklü miktarda para ödemek zorunda kalıyorlar. Masraf için, tamiratı için. Onun dışında arkadaşlar, kutu kaldırdınız, baktınız arabanın motoru yıkanmış, şüphe duyun. Demek ki bir yerinde bir kaçağı var, yağ kaçağı var ve onu engellemek için motoru yıkadılar gözükmesin diye. Hep kontrol edin. Bunları tabii ki aramızda bilen arkadaşlarımız var. Onun dışında araba aldıktan sonra arabanızın yağını hemen değiştirin. Yağ değişimi gelmiştir, adam arabayı satacağım diye dandik yağ koymuştur, motorunuza zarar verir. Hem elinize kilometre olur, atıyorum benim gibi 4000 milde değiştirirsiniz yağınızı. Onun dışında neler yapabilirsiniz? Şey yapan yerler var arkadaşlar. Inspection yapan yerler var. Oralara 100 ila 150 dolar verebilirsiniz. Aşağı yukarı 2 ila 3 saatlerini alacaktır o inspection'ı yapmak. Fakat onu yaptıktan sonra bütün her şeyi size döküman olarak verecekler. Ne var ne yok arabada görebilirsiniz. Bu da eğer arabayı beğendiyseniz, alma durumunuz varsa yapın bunu. O zaman tekrardan fiyat konusu konuşulur. Şey yaparsınız, fiyatı düşürürsünüz Türkiye'de olduğu gibi. Onun dışında insanlar burada arabalarına çok dikkat etmiyorlar. Dediğim gibi bunu zaten söyledim, tekrardan söylüyorum. Dikkatli olun araba alırken. Dediğim gibi Craigslist'e çok fazla güvenmeyin arkadaşlar. Auto Trader vesaire genellikle, atıyorum Craigslist'ten birisini buldunuz, adam çok düzgün ama arabayı yine de enine boyuna inceleyin. Ne olur ne olmaz. Ufak tefek tabii ki şeyler olacak. Atıyorum çiziği olacak vesaire, bunlar olabilen şeyler. Olacaktır da illaki yani. Atıyorum 10 yaşında araba alıyorsunuz, boyanmamış araba beklemeyin. Bizde maalesef böyle bir olay var. Adam arıyor, kaç model abi araba, 96, boya var mı? Var. O zaman sana hayırlı satışlar. Ne oldu? Arabada boya var. Ya arabada boya tabii ki olacak. Saçmalık, öyle bir saçmalık olabilir mi yani? Bunlara çok fazla takılmayın. Dediğim gibi ben her zaman söylüyorum, eğer karşılama bütçeniz varsa, eğer ki buraya geldiğiniz arkadaşlar en makine istiyorsunuz, cebinizin gerçekten çok dolu olması lazım. Çünkü mekanikler M gördü mü diyorlar ki, heh geldi gel koçum diyorlar böyle. Elleri başlıyorlar sıvazlamaya. O yüzden M makine alacaksanız çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında aklınıza takılan herhangi bir şey varsa lütfen sorun. Ben buradayım cevaplamak için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.